Doğrusu. Ve ondan sonra tamamen müziğe mi hasrettiniz? Ha, müzikten para kazanmamak için. Yani para kazanmamak için derken, müziğe muhtaç olmamak için. Çünkü müzik benim için bir aşk. Aşk bir göreve dönüştüğü anda o aşk bitebiliyor. Müziğe muhtaç olmamak için bir sürü iş yaptık. Yani reklam işleri yaptık, efendime söyleyeyim. Çok güzel bir gece kulübü açtık ama ben para kazanmaktan anlamıyorum. Ama çok güzel işler yaptık, fevkalade işler yaptık. Müziğe muhtaç olmamak için yaptık bunları. Yan işler yaptık yani. Oradan hayatımızı sürdürebildik. Müziğe muhtaç olduğumuz zaman koşullar ne olursa olsun bir yerde yaşamı sürdürmek için o koşullara uyum sağlamak gerekiyor. Oysa müziği iyi yapabilmek için ödün vermeden bir şeyler yapmak gerekiyor. Çok şükür ben bugün arkama baktığım zaman utanacak hiçbir şey bulmuyorum. Zaten öyle olsaydım ben olmazdım. Başka bir şey olurdum. Evet. Peki özellikle ilk yıllar zaten hiç ortalıkta görünmüyorsunuz. Kimse sizi tanımıyor. Hatta Şener Bey söyledi. İşte bu İspanyol ya da İtalyan bir sanatçıdır. Bazıları da diyor ki bu diyor cüce kambur, cüce müce çok çirkin bir adam. Kendini göstermediğine göre bu kadar ün sahibi olup da. İşte Alpay cüce deniyor. Kambur deniyor. Bu böyle spekülasyonlar da var bu arada. Kimse görmüyor. Ondan sonra da çok hala sizi sıkça görmüyoruz. Yani hala devam eden bir tutum bu. Neden böyle? Mizacınız mı böyle yoksa bilinçli bir tercih mi? Şimdi bir görünmek için bir şey yapmak gerekli. Şimdi görünmenin zamanı var. Ne bileyim ben bir müzik adamıysam yani benim müzikal yanımla insanlar beni şarkıcılığımla tanıyorlarsa yeni bir ürün ortaya çıktığı zaman tabii ki bunun sergilenmesi gerekir. Bu gözükür. Ama bizim televizyonlarımız bakıyorum böyle pek müzik falan çalmaya da meraklı değiller. Daha çok kim kimden ne yapmış, ne oluyor, ne bitiyor bunlar ravaşta. Şimdi ben böyle bir programda benim işim yok yani. Onun için de böyle bu tip programlarda bir kere yer almayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Müzikal programlarda çok azınlıkta olduğu için ancak oralarda görünmek şansım var. İşte buraya konuk olarak geliyorum. Canlı bir performans sergiliyoruz. İşte bizim ne olduğumuzu, ne bittiğini insanlar görüyor. Bir takım sahne performansımız var, performans programlarımız var. Ve insanlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki, yani biz bugüne kadar pek çok insan dinledik sahnede. Sizin müziğiniz CD kalitesinde çıkıyor, nasıl bu oluyor falan diye şaşırıyorlar. İşte dostlar oluşuyor. Şimdi gerek Şanar, gerek Müjdat'la yaşamın çok önemli bölümlerini paylaştık. Onlar benim canım ciğerim yani ayrı. Bir de denir ki, İşte yeni dost edinilmez. Edinilir yani 40 yıllık dost gibi olur. İşte yanımda oturan iki kişi benim yeni dostlarım. Bu dostluğun da nedeni müzik. Benim sahne performansı yaptığım yerlere devam eder oldular. Nereye gitsem görüyorum onları. Bodrum'da konser veriyorum ve bakıyorum ikisi orada. Bir yerde bir program oradalar sonunda arkadaş oluyorsun. Yani eğer aynı esprilerden anlıyorsan hayat görüşünde de bir uyum varsa dostluklar engellenemiyor mesela tabii. Mesela Güven Bey ve Lale Hanım. O tür dostlarınızdan. Değil mi? Evet yani, o tür dostlar. Ama benim 40 yıllık, 40 yıllık arkadaşlarım gibiler yani. Evet. Hiç. Ben Alpay'ı anlatmak için çok eskiye gideceğim. Bunu kucağında tutabilirsin sen aslında bence. Siz anlatacaksınız söz evet. vereceğim ama canlı performansa devam edelim biraz. Evet. Yani siz rahatça reddedebilirsiniz. Yudum kahve ama içebilirim değil mi? Tabii. Hayır. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Müjdat Bey, size ait bir şarkı mı bu? Evet. Sözleri ve bestesi. Bu Fransızcaydı. Alpay abi Türkçe'ye çevirdi onu. Değil mi? Madetli Madiye de öyledir. Madetli Madiye. Fransızca mı? Atmasyon Fransızca yani. Tabii canım. Öyle Fransızca'ya benzer bir takım kelimeler. Ezgi'yi unutmuş. Şey etmiş, bestelemiş. Nagani Ginugu vaziyetleri. Ben de onu Türkçe yaptım. Maria da öyle. Müjdat'ın süper şarkıları vardır. Süper şarkıları. Fakat çok dikkatimi çekti. Şimdi biz bunun bu parçanın plak kaydına girdiğimizde davulu Cezmi çalıyor. Cezmi baş eğmezler. Tam bir hızlanma, ritmin hızlanma sırasında o da kendini gösterecek bir kontra, bir giriş yapıp mezul başını yakalıyor. Alpay abi gırtlaklama vaziyetine geçti Cezmi'yi. Şimdi parça tamamen şeklinde geçmiyor ama öyle de çok güzel. Ama o şeydir. Komik bir anıydı. Müjdat'la çok güzel şey. Müjdat bana göre Türkiye sınırlarının çok ötesinde bir kompozitör.
Yani yaptığı şeyler böyle piyasa işleri falan değil. Çok gerçek müzikler yani. Hakikaten fevkalade şarkıları var. Tabii bunları paylaştık. Ben o şarkıların sesi oldum. Müjdat olağanüstü güzel şarkılar yaptı. Olağanüstü güzel şarkılar yaptı. Yani benim için gerçekten Türkiye'nin çok ötesinde bir kompozitördür. Madridli Maria'da. Madridli Maria'da Müjdat'ın bestesi. O da yani İspanyolca ile Ermenice karışım bir şeydi galiba. Esperanto takım. Türkçe sözler yazdım.